Siyasi gücü ele geçirme çabaları. Bu ne demektir? Hani az önce hatırlarsanız Tuğrul Bey Bağdat Seferi'nden sonra Abbasi Halifesi ile bir anlaşma yapmıştı. Bundan sonra siyasi işlerde sen bana soracaksın, dini işlerde ben sana soracağım demişti. Ve netice itibariyle arkadaşlar Selçuklu Devleti'nin güçlü olduğu dönemlerde Abbasi halifeleri siyasi konularda Selçuklulara bağlı kalmıştır. Yalnız devletin zayıfladığı, iç karışıklıkların arttığı, taht kavgalarının ayyuka çıktığı dönemlerde Abbasi halifeleri bu işi biraz daha körüklemişlerdir. Amaç bunlar ortadan kalksın da siyasi güç tekrar geri bende olsun gibi bir düşünce vardır. Bundan dolayı bu da devletin yıkılmasında etkili olmuştur. Son olarak şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Selçukluların yıkılmasında ne etkili olmuş? Haçlı seferleri. Hristiyanların Kudüs'ü ele geçirmek için yapmış oldukları Haçlı seferleri de Selçukluların yıkılmasında etkili olmuştur. Ve sonuç itibariyle Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra yerine birçok devletler kurulmuştur. Selçuklu Devleti'nin yerine kurulan devletlere baktığımızda arkadaşlar Anadolu Selçukluları, Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları, Irak Selçukluları gibi birçok Selçuklu devleti kurulmuştur. Ayrıca bunun dışında Atabeylikler de kurulmuştur. Bu Atabeyliklerden arkadaşlar Şam'da Böriler olarak adlandırabileceğimiz Atabeylik kurulmuştur. Azerbaycan'da İldenizliler, Musul'da Zengiler gibi birçok atabeylikler de kurulmuştur. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra arkadaşlar en uzun ömürlü olarak varlığını sürdüren Selçuklu Devleti ise Anadolu Selçukluları olmuştur. Böylelikle Selçuklu Devleti'ni de bitirmiş olduk. Selçuklu Devleti'ne kültür ve medeniyeti artık geçebiliriz. Evet, şimdi gelelim Selçuklu kültür ve uygarlığı. Arkadaşlar, öncelikle devlet yönetimine şöyle bir baktığımızda devletin başında sultan dediğimiz bir kişi bulunuyordu. Selçuklularda da daha önceki Türk İslam Devleti'nde ya da daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi ülke hanedan üyelerinin ortak malıydı. Hükümdar öldükten sonra yerine o hanedana mensup olan tüm erkek üyeler aynı hakka, eşit hakka sahiptiler arkadaşlar. Bunlar ne yapabilirlerdi? Her biri kendi haklarınca taht kavgasına girişebilirlerdi ki bu zaten Türk devletlerinin en zayıf noktasıydı. Selçuklu sultanları hangi ünvanları kullanmıştır? Kullandığı ünvanlarına baktığımızda en çok sultan ünvanını kullanmışlardır. Başka hükümdar ünvanını kullanmışlardır. Bir de Abbasi halifesinin verdiği ünvanları kullanmışlardır.
Nedir mesela Abbasi halifesinin verdiği ünvanlar? Az önce bahsetmiştik, Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı ünvanını vermişti. Veyahut mesela işte bir Sultan Alparslan'a Ebu'l-Feth ünvanını vermişti gibi bu ünvanları kullanmışlardır. Selçuklularda arkadaşlar sultanların hakimiyet sembolleri de vardır. Aynen İslam öncesi Türk devletlerinde olduğu gibi, yalnız İslamiyet'in kabulüyle birlikte hakimiyet sembollerinde de bazı değişiklikler olmuştur. Mesela arkadaşlar bunlar nedir? Hutbe okutmak. Başka para bastırmak. Çetr diyebileceğimiz, ki bu şemsiyeydi. Hükümdara ait olan bir şemsiyedir arkadaşlar. Tura, hükümdarın imzasıydı bu. Ota, hükümdar çadırı. Nevbet, bando olarak da adlandırabiliriz. Ünvan alma, hilat. Hilat da bir çeşit giysiydi. Hükümdarlık sembolü dediğimiz semboller demek ki arkadaşlar sadece sultanın kullanabileceği sembollerdir. Ondan başka kimsenin kullanamayacağı sembollerdir. Mesela işte hutbe okutmak. Ne demek hutbe okutmak? Cuma günleri işte İmam Efendi minbere çıktığında hutbe okurken arkadaşlar önce Hazreti Peygamber'in, sonra dört halifenin adını okur. Ondan sonra Abbasi halifesinin adını okur. Ondan sonra da o anki Selçuklu sultanı kimse onun adını okurdu. Hutbe okutmak Selçuklularda hakimiyet sembollerindendir. Sultanlardan başka hiç kimse kendi adına hutbe okutamazdı. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Melikler sadece vali oldukları illerde, o il sınırları içerisinde kendi adlarına hutbe okutabilirlerdi ki bu da arkadaşlar Selçuklularda merkezi otoritenin zayıflamasında etkili olmuştur diyebiliriz. Bir başka önemli husus para bastırmak. Başa geçen her Selçuklu hükümdarı kendi adına para bastırırdı arkadaşlar. Çetir dediğimiz şemsiye, nasıl bir şemsiye ise artık paraşüt gibi büyük bir şemsiye midir bilemiyoruz. Allı pullu bir şemsiye midir? Hükümdarlar has bir şemsiye vardır. Başkaları böyle bir şemsiyeyi kullanamazdı. Tuğra dediğimiz arkadaşlar, tuğra Osmanlılar'da sık sık kullanılan, içerisinde sultanın adı olan ve dua cümleleri olan, sultana ait imza. Sultandan başkasının da tuğrası olmazdı. Ota, Selçuklularda her ne kadar işte saray teşkilatı olmuş olsa da sultanlar sefere çıktıklarında ne yaparlardı? Ota denilen çadırda bulunurlardı arkadaşlar. Nevbet bandodur. İslam öncesi Türk devletlerinde davul bu işi yaparken Selçuklularda nevbet, Osmanlılarda bunun adı mehter olmuştur. Günün 5 vakti, 5 namaz vaktinde günde 5 defa nevbet çalınırdı padişahın, sultanın kapısında. Ünvan alma hilat ise arkadaşlar, ünvan alma. Kimden ünvan alıyorlardı? Abbasi halifesinden ünvan alıyorlardı. Bu aslında şu şekilde algılanmaması gerekir. Selçuklu sultanları Abbasi halifelerine siyasi bakımdan bağlı anlamına gelmiyordu. Bu şu anlama geliyordu. Onun da onun sultan olduğunu tanıması anlamına geliyordu arkadaşlar. Bununla hem hakimiyetlerini yasallaştırıyorlardı hem de halk üzerindeki etkinliklerini artırmış oluyorlardı. Hilat ise Abbasi halifeleri sultanın tahta çıkış merasiminde hem ona ünvanlar gönderir hem de aynı zamanda hilat denilen bir cübbe, bir giysi gönderirdi. Bu giysiyi de bu şekilde giyerlerdi arkadaşlar. Bir diğer önemli husus ise tuğ. Tuğ aslında 3 sırıktan oluşur ki bu 3 sırığın üzerine at kuyruğun, at kıllarıyla oluşturulan şeyler vardır ki bunlar arkadaşlar hükümdarın kapısında bulunur. 3 tuğ bulunur. Onun dışında başka diğerleri 3 tuğ bulunduramazlardı. Şehzadeler ya da ne bileyim işte diğerlerde 3 tuğ bulunduramazlardı. Bunlar demek ki sultanın hakimiyet sembolleri arasındadır. Arkadaşlar sultanın yardımcıları var. En büyük yardımcısı vezirdir. Vezir günümüzdeki başbakan gibidir. Bir de arkadaşlar hacip.
diyebileceğimiz kişi, hacip ise özel kalem müdürüdür. Evet. Hacip ise özel kalem müdürü olarak da adlandırabileceğimiz kişidir arkadaşlar. Yani sultanın isteklerini ne yapar? Divana getirir. Divanda alınan kararlar da sultana bildirirdi. Bunlar da sultanın yardımcılarıydı. Şimdi bunları ifade ettikten sonra Selçuklularda hükümet işleri. Hükümet işleri arkadaşlar nerede yapılırdı? Yani ülke yönetimi ile ilgili kararlar nerede alınırdı? Divan dediğimiz bugünkü bakanlar kurulu niteliğindeki yerde alınırdı. Hükümet işleri. Bu divanın en büyüğüne de ne deniyor? Divan-ı saltanat. Divan-ı saltanat arkadaşlar bugünkü bakanlar kurulu gibidir. Sultanın başkanlık yaptığı en büyük divandır. Bunun alt birimler de vardır. Nasıl ki bugün günümüzde bakanlıklar var. Bunun gibi arkadaşlar Selçuklularda da divanı, saltanatın alt birimleri vardır. Mesela bunlardan bir tanesi istifa divanı. İstifa divanı mali işlerden sorumludur. Başkanına ise müstevfi denilir. Demek ki müstevfi günümüzdeki nedir arkadaşlar? Maliye Bakanı konumundaki görevlidir. Demek ki Selçuklularda istifa divanı mali işlerden sorumludur. Bunun başkanına müstevfi, Maliye Bakanı günümüzdeki Maliye Bakanlığı gibidir. Yani denk bütçeyi hazırlarlar, gelir gider dengesini falan oluşturmaya çalışırlardı. Yine bunun dışında arkadaşlar bir başka divan, Tuğra Divanı. Tuğra hakkında az önce kısaca bilgi vermiştik. Tuğra padişahın neydi? Padişahın imzasıydı. O zaman imza ile ilgili bir divan olduğuna göre Tuğra Divanı aslında ne ile ilgilidir? Yazışmalara bakar. İç ve dış yazışmalara bakar. Günümüzdeki bunun başkanına ne deniyor? Başkanı Tuğra'idir. Yani günümüzdeki bir anlamda Dışişleri Bakanı konumundadır. Yine bunların dışında arkadaşlar Arz Divanı, Arz Divanı askeri işlerden sorumlu. Başkanına ise Emir-i Arz denir. Yani günümüzdeki Milli Savunma Bakanı. Konumundadır. Yine bunların dışında arkadaşlar İşraf Divanı. İşraf Divanı teftiş eder, denetler. Günümüzdeki ne gibidir? Bunun başkanına da müşrif denir. Başkanı müşrif olarak adlandırılır. Günümüzdeki arkadaşlar Sayıştay'ın yerinde. Bunların dışında başka divanlar var mı? Başka divanlar da vardır. Mesela ayrıca Divan-ı Mezalim var. Mezalim deyince az çok herhalde zulme uğrayan buradan da aklımıza gelebilir. O zaman nedir bu arkadaşlar? Sultanın başkanlık yaptığı yüksek mahkemedir. Bugün Yüce Divan dediğimiz aslında sultanın başkanlık yaptığı yüksek mahkeme divanı mezalim diyoruz.
Bir diğer divan ise Niyabeti Saltanat Divanı. Naip yardımcı demektir. Niyabet dersek o da yardımcı anlamına geliyor. Saltanat yani padişahın, sultanın yardımcısı anlamında. Nedir arkadaşlar bu divan? İşte sultan başkentte olmadığı zaman sultanın yerine ülke yönetimine katılan kişidir. O zaman kısaca yardımcı, sultanın yardımcısı diyebiliriz. Bunun gibi divanlar arkadaşlar Selçuklularda vardı. Bu divanlarda günümüzde olduğu gibi devlet meseleleri görüşülür, karara bağlanır. Bu kararlar da bir şekilde yürürlüğe konulurdu. Evet. Ayrıca arkadaşlar Selçuklularda devletin en merkezi yapısı saray olduğundan dolayı sarayda da birçok önemli görevliler vardı. Bu görevliler aslında hepsinin isimleri aklımızda tutmak bile zordur ama kitabınızda müfredatta yer aldığından dolayı bununla ilgili kısaca bilgi vermek gerekebilir. Saray görevlileri. Evet, saray demek ki arkadaşlar Selçuklularla birlikte oldukça böyle kompleks bir yapıya kavuşmuştur. Oldukça fazla görevliler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Emir-i Alem. Emir-i Alem. Alem sancak demektir aslında. Padişahın sancağını ve bayraklarını taşır. Sultanın sancak ve bayraklarını taşır. Savaşlarda bayrakları ve sancaklar taşır. Savaş olmadığı zamanlarda bunların muhafızasından sorumlu olan kişidir. Bir diğer arkadaşlar Emir-i Candar. Bu da aslında padişahın özel korumasıdır sultanın. Sultanı ve sarayı korur. Emir-i Candar da sultan ve sarayı korur. Bunun dışında Hacibül Hüccab. Az önce aslında sultanın yardımcıları arasında saymıştık. Hacibül Hüccab bir anlamda sultanın özel kalem müdürü gibidir. Ne demek özel kalem müdürü? Sultanla ilgili görüşmeleri ayarlar, aynı zamanda sultanın isteklerini divana bildirir, divanda alınan kararları sultana götürür ve böylelikle arkadaşlar sultanla divan arasındaki ne yapar? İrtibatı sağlamış olur. Bir diğeri Emir-i Çaşnigir. Emir-i Çaşnigir ise arkadaşlar sultanın yemeklerinden sorumludur. Yani hem sultanın bu yönüyle bir anlamda güvenlikle de ilgilidir. Sultanın güvenliğini de bu şekilde sağlamış olur. Hem de aynı zamanda sultanın ne yiyip ne içeceğine, hastalığına veyahut da ne bileyim sağlık durumuna göre buna karar veren kişiye de Emir-i Çaşnigir deniliyor. Yine arkadaşlar Şaraptar adından da anlaşılacağı gibi sultanın içecekleriyle ilgili içeceklerinden sorumlu devlet memurları vesaire bunun gibi birçok devlet memuru, Emir-i Ahur gibi, Serheng gibi değişik devlet memurları da vardır arkadaşlar. Bunlar demek ki sarayda görevli olan devlet memurları.